Oğlum 10 numara maç var lan bugün. Sen sormadan ben söyleyeyim. Varım iddiaya, nesine giriyoruz? Gelmiyor musun? Taso ya, benim bir keyfim yok. Eve kaçayım ben. Hayırdır ya? Oğlum yarın da iş güç işte. He. O cebindekiler ne? Ya sen hayırdır ya? Ha? Allah Allah, sana ne oluyor oğlum? Bir rahat ver. Hadi sen geç kalma eve. Görüşürüz. Çık çık. Hadi bay bay. Şimdi ben sana bir çay yaparım, işin ısınır. İstemiyorum çay falan. Su getireyim. Ya istemiyorum dedim, anlamıyor musun? İstemiyorum. Bu işi, bu hayatı, bu ofisi istemiyorum. Niye bırakmadın ki beni? Ya pardon, sana niye bağırıyorsam? Delirdim herhalde iyice. Biraz önce intihar mı ediyordum ben? Böyle anlık şey oldu herhalde. Allah. Otursana. Patron koltuğuna. Benim patronluğum mu kaldı? Şu halime bak. Otur. Bile istemedim o koltuğu, biliyor musun? Lise, üniversite, en güzel yıllarım burada geçti. Çalış dur. Ne zaman bir tatile ihtiyacım olsa, babam karşımda. Burayı kimin için kurdum Arya? Babacığım bir tatil. Ha, yıllardır kimin için çalışıyorum Arya? Ben mecbur tıpış tıpış buraya. Bana hiç sormadı, biliyor musun? Daha doğduğumda vermiş kararını. Bana bir kere bile ne olmak istiyorsun diye sormadı. Ne olmak istiyorsun? Özgür. Sen ne olmak istersin? Bunu. Ya burası işte. Ya çocukluktan beri hayalimdi benim. Muhsin Usta da dedemin arkadaşı. Okul bittikten sonra pastaneye aldı beni yanına. İşte akşamları yöneticilik kursuna gidiyorum. Sabahları köpek gezdiriyorum. Malum hem kurs hem kira. Çalışıyorum işte, mutluyum. Belki bir gün ben de idari kısma geçerim. Ne saçma. Hayal kuruyorum işte. Onu demek istemedim. Yani ben buradan kaçmaya çalışırken sen buranın hayalini kuruyorsun. Ne oldu? Arya? Çay bir su alayım kardeşim. Tabii. Hadi bakalım Sarp Efendi. Nereye gidiyoruz? Gel sen.
Burası neresi biliyor musun? Tasarım bölümü. Peki hakkında ne biliyorsun? İşte Benan Bey var başında, kreatif direktör. Sonbahar koleksiyonunu hazırlıyorlar şimdi. Mavi ağırlıklı. Adı da pastel. Niye? Yürü. Ne yapıyoruz anlamadım ki. Burası hakkında ne biliyorsun? Tasarım okulu. Canan Alkan yönetiyor. 2009'da açıldı. 20 öğrencisi var. Sene sonunda bir defile yapacaklar. Seçilen buraya bir tasarımcı olarak alınacak. Yürü. Niye sınav yapıyorsun beni anlamadım ki. Sen anlat. Peki. 9 reyon var. Her gün 2 shift yapıyorlar. 3 kere mola veriliyor. Her akşam rapor veriyorlar. Her pazartesi yeni ürünler geliyor. Onlar sisteme kaydediliyor. Çalışanların isimleri. Hamiyet Ateş, Ediz Akın, Tufan Görel. Allah. Hadi gel. Ya nereye gidiyoruz? Bak. Bu son. Senden son bir şey rica ediyorum. Hadi gel. Ne görüyorsun? Ev. Yuva. Mucize. Maral. Benim yerime geçmen gerek. Yürü be. Çok iyi oldu ya. Afiyet olsun. Eyvallah. Bir çay da? Olur, içerim bir tane. Ya delirdin mi sen ya? Olur mu öyle şey? Ya, tamamen değil, sadece birkaç günlüğüne. Merak etme, ben her şeyi ayarlayacağım. Ayrıca ben burada garsonum, farkındasın ya. Böyle garson mu olur Maral? Ben koleksiyonun adını bile bilmiyorum. Sen her şeyini biliyorsun, rengini bile biliyorsun. Bu anlattığın şeylerin hiçbirini ben uzun zamandır takip etmiyorum. Edemiyorum. Tamamen koptum. Anlıyor musun? Sen benden daha iyi yaparsın. Ya ben hayalim dedim diye dalga geçiyorsun sen şu an. Değil mi ya? Ya babanın izin vermez böyle bir şey. Kızı ölüyordu. Mecbur verecek. Sen bana bırak. Ben ayarlayacağım. Tamam mı? Ama ben beceremem ki. Ya tamamen mağaza üstüne geçireyim demiyorum ki. Sadece ben yokken birkaç gününe idare edeceksin, o kadar. Sen hayatın boyunca bunun için çalışmadın mı? Bunu istemedin mi? Her şeyi ezbere biliyorsun işte. Cinnet geçiriyordum resmi. Az kalsın aşağı atlayacaktım. Şu halime bak. Ben birkaç gün gitmezsem delireceğim. Bir benem vardı. O da yüzüstü bıraktı beni. Senin gelmen tesadüf olamaz. Mucizenin ta kendisi bu işte. Maral sensin. Şimdi ben senin hayatını kurtardıysam... Sen de beni bunu kurtarsın. Gerçek mi bu? Sana bağlı. Ne diyorsun? Evet mi? Ha,
Ya. Gücüne güç katmaya geldik. Forman dörtten olmaya geldik. Burada Sarp diyeceksiniz. Sarp seninle önüne geldik. Sarp. Sarp abi. Hadi yürüyün yavru kaltarlarım. Yürüyün. Yürüyünüz. Ayda yok yedi sonra. Ne diyorsun? Bir şey söyle. Evet mi? Evet. Evet. Yalnız senden bana bir söz vermeni isteyeceğim. Bu hamilelik olayından kimsenin haberi olmasın, olur mu? Bir tek sen biliyorsun. Tamam, güven bana. Öyle yapıyorum zaten. Gelmeyecek galiba. He? Kolyenin sahibi diyorum. Borcum ne kadar? 20 kağıt. Kolay gelsin. Ben de evet dedim. Aslı! Aman! Su iç, su. Aslı. Su iç. Çatıya çıkmış, atlayacakmış. Hiçbir şey bilmiyorsun. Asla. Kimseye hiçbir şey söylemem. Peki niye intihar edecekmiş bu? Bunalmış değil mi sadece? Darlanmış biraz. Saçmalamış yani, bilmiyorum. Ha. Ay, şimdi yani sana gel benim yerime otur dedi, öyle mi? Kızım, rüya gibi. Nasıl fazla? Ay. İnanamıyorum ya. Ben de vallahi. Asıl çok acayip. Kendimi bildim bileli bunun hayalini kurdum ben. Ne olsa Luna'ya koştum. Herkesin mutlu olduğu bir yer vardır ya. Benimki Luna'ydı. Sevindiğimde, üzüldüğümde. İlk heyecanlandığımda, kendimi yalnız hissettiğimde, ama en çok da ailemi özlediğimde. Yani neyse, bir gün olacağını biliyordum hep ama biraz ani oldu.
Canım benim. En çok sen hak ediyorsun orada olmayı. Maral. Hı? Zengin olunca kombiyi değiştirir miyiz? Bozuldu yine. Ya ne kombisi? Evi değiştiririz evi. Ama tamam, heveslenme hemen. Sadece birkaç gün. Kız hevesleneyim azıcık. Hevesleneyim be. Heveslen be. Ortaköy'e taşınırız. Boğaz'a. Deniz görsün evimiz. Araba alırız. Kız kurtuluruz otobüslerden be. Araba sana. Ben kendime katlanan bisiklet alacağım. O ne be? Kız katlanıyor bisiklet, yanında taşıyorsun. Bu ağacın mesela. Arya gitti. Gitti derken? Mesaj attı. İşi gücü bırakmış, gidiyormuş. Ne zaman dönecekmiş? Bilmem. İşi gücü bırakıp gitmek. Başardık mı yani? İdare bana mı kaldı? Ben mi idare edeceğim şirketi? Tam olarak değildi. Arya, Maral diye garson bir kızı bırakmış yerine baksın diye. İki günde kaçırırız biz onu. Ondan sonra zaten meydan... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Garson mu? Bir garson parçası mı yönetecek koskoca mağazayı? Pastane bölümünde çalışıyormuş zaten. Çok yetenekliymiş de çocukluğundan beri Luna'yı yönetmek istiyormuş da falan filan. Çok önemli bir şey yok. Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ne kadar güzel bir garson değil mi? Bence siz garsondan fazlasısınız. Öğrenci misiniz? Şey, iç mimarlık okuyorum. Bir yandan da harçlığımı çıkarmak için garsonluk yapıyorum. Tam bir iç mimar ararken ne güzel bir tesadüf. Deniz. Bir iç mimara ihtiyacım var. Benimle çalışmak ister misiniz? Yani evi tekrar elden geçirmek istiyorum da. Bu biraz garip olmadı mı? Neden? Çocukluğunuzdan beri bunu hayal etmiyor muydunuz? Hem de çok. Ayda 8.000 liraya hayır demezsiniz o zaman değil mi? Çok isterim. Tabii. Düşündüm de vazgeçtim. Sen bana limonlu bir soda getir. Anlayamadım. Limonlu bir soda dedim. Neyi anlamadın? Peki. Maral. Seninle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağım. Uyumadın kız bu saatte. Kaskın nerede oğlum? Kafede ekmişsin. Oğlum bu kaçıncı? Ya ama anne bir gelip görmüyorsun ki. Nasıl kullandığımı bir görmüyorsun.
Vallahi çok iyiyim ben bu işte. Gel atayım seni de arkama. Şöyle saçları savurur. Şirinlik falan yapma. Ben anneyim, merak ederim. Ya sen, ben seni ne zor koşullarda büyüttüm, hiç haberin var mı? Aynen. Bak tek başıma büyüttüm seni. Ya hastalandın, okuldan kaçtın. Sırf ben vardım, ben ilgilendim her şeyle. Askerde de beklediğin yolu unuttum bak. Bak dalga geçme benimle. Ne zor senin annen olmak, biliyor musun sen? Ya vallahi bazen diyorum ki keşke... Ne diyorsun anne? Oğlum bak... Ne dedin anne? Keşke seni doğurmasaydım falan mı? Oğlum. Doğdum baba yok. Okula başladım baba yok. Kavga ettim yok. Mezun oldum yok. Askere gittim yok. Bana da zordu anne. Ama yine de her şeye rağmen ben seni bin tane babaya değişmem. İstiyorum. Baban yok diye hiçbir şeyden geri kalma istiyorum. Bir hayatın olsun istiyorum. Bir hayalin olsun istiyorum. Süfer Hanımcığım. Canımcığım. Senin bir gözyaşına dünyayı yakarım ben. Tamam mı? Merak etme sen. Varsın babam olmasın. Bir hayalim var benim. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Haberi duydun mu? Maralı. Duymayan mı kaldı? Ne? Benle ne alakası var usta? Serp. Gel seninle biraz konuşalım. Gel, gel. Otur. Hayırdır usta? Bak Serp.
Ben Maral'ı çok iyi tanıyorum. Canını dişine takıp çalışacak bu kız. Yani bu böyle bir iki günlük bir değişiklik değil. Bu kız oradan alıp yürüyecek. Tusa, niye bana anlatıyorsun? Sen harbi. Ona nasıl baktığını görmedin mi sanıyorsun? Bak oğlum. Bu kız senin patronun olacak. Ne? Şu camı görüyor musun? Daha önce sen bu camın arkasındaydın. Maral bu taraftaydı. Şimdi sen hala buradasın. Maral en tepede. Bak oğlum, sen daha çok gençsin. Bu tür fırsatlar insanların karşısına hayatta bir defa çıkar. O da herkese değil. Yapacağın bir tek hata bu kızın geleceğine mal olabilir. Ve sen hata yapmayı da seversin. Anladım usta. Eyvallah. Bak sağ ol. Senden rica ediyorum. Bu kızın kafasını karıştırma. İşine dön. Daha önce ne yapıyorduysan onu yapmaya devam et. Lütfen çocuğum. Kızım senin başına kaç kere talih kuş konuyor. Hem koskoca mağaza yöneteceğim be, kolay mı? Aa, ne oluyor? Ne yapacağım ben? Aa, deli misin? Ne demek ne yapacağım? Alacaksın o dosyanı. Gidip en doğrusunu yapacaksın. Patrona mı? Hadi. 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 Günaydın. Hadi. Ne oluyor ya? Ben dün akşam birkaç kişiye mesaj atmış olabilirim. Affedersin. Ay apartman ya, ne olur. Yani tamam. Benden sonra en sevilen kişisi sen olabilirsin buranın. Ama gene de şok olduk be. Helal. Ay vallahi bu sefer ben bile göremedim bunun olacağını. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim ya. Ya çok sevindim. Sen şimdi hep yukarıda mı olacaksın? Ne yapacağız biz sensiz aşağıda? Yok ya, birkaç günlüğüne sadece. Aa, hadi bırakın ama patronu, işi gücü var. Maral Hanım, size eşlik edeyim. Yoğun bir iş günü sizi bekliyor. Benim Sarp'ı görseydim ya. Kızım bu saatte ne işi var Sarp'ın burada? Bak şimdi sen git güzelce odanı kurul. Sonra gelirsin. Anneme fotoğraf yollayacağım sürpriz odada. Teşekkür ederim. Ben açardım. Aklından bile geçirme. Kim olduğumu biliyor musun benim? Biliyorum. Halis Bey, siz buranın kurucusunuz. Neden dersin? Garson kızın bir tanesi gelsin de üzerine hileyle kurulsun diye mi? Hile mi? Sakın bir laf daha etme, yoksa hakkında açacağım davaya delil vermiş olursun. Dava? Siz bir Arya'yla konuşun isterseniz. Çünkü bu onun fikri, benimle bir ilgisi yok. Bulursam konuşacağım. Nerede kızım? Bilmiyorum ki. Ben birkaç gün dinlenmem lazım. O zamana kadar sen bakar mısın dedi. Ben de tamam dedim. Babacığım ben gidiyorum. Yerime bakacak kişiyi ayarladım. Maral Erdem. Gereken tüm imzalı belgeler masanda. Tanıyınca onu neden seçtiğimi anlayacaksın. Beni merak etme.
Arya. Nerede kızım? Yemin ederim bilmiyorum. Ben onu dün gece yukarıda görünce... Ne yukarısı? Beni iyi dinle küçük hanım. Kızımı nasıl kandırdım bilmiyorum. Ama dışarıda koca bir avukat ordusu çalışıyor. Birkaç saati bu meseleyi çözerim. Sen kim? Buranın başına geçmek kim? Aklını başına topla. Derhal o garson üniformasını üzerine geçir, yoksa kovulursun. Şimdi! Sarmadım yukarısı. Ben de çöpleri atıyordum. Eski kağıtlar filan. Fazla anlam yükleyince iyi olmuyor. Çöp işte. Ne oldu sana? Yok bir şey. Ben çok özür dilerim. Dün çağırdım ama gelemedim. Daha önemli işte. Yok öyle değil. Arya'yı bırakamadım. Arya. Tabii. Artık hanım diyecek halin yok zaten. Kızmışsın sen bana. Yok, yok öyle bir şey. Beklemişsin ama. Nereden biliyorsun ya? Geldim mi? Hem niye bekleyeyim ben seni ya? Neyimsin ki sen benim? İşten arkadaşım altı üstü. Haklısın. Ben bir de açmam konuyu o zaman bitti. Hiç başlamamıştı zaten. Haris, bozulma ama zamanında kızına böyle yetki vermeseydin, şimdi başka şeyler konuşuyorduk. İhsan. Müdür yaptın, sorumluluk verdin adam edeceğim diye. E şimdi hakları var. Konuşsana avukat, çocuk oyuncağım bu. Bulamadınız mı akşama kadar bir yol? Aslında bir yolu var. Konuş. Arya Hanım'ın akli dengesinin bozuk olduğunu belgelersek eğer... Gelin mi diyeceğim kendi kızıma? İmza yetkisi kalmaz o zaman.
Bize izin verir misiniz beyler? Teşekkürler. Sevgilim. Sakin. Tamam, tamam. Dinle beni. Arya'nın zorlandığını biliyorduk değil mi? Bak, ne kadar kötü bir haldeymiş ki her şeyi bırakıp kaçtı. Bir de şimdi üstüne bu raporu alırsan olmaz. Ne yapacağım Deniz? Garson kıza mı yönettireceğim koca mağazayı? Sevgilim, kıytırık bir ürün karışıklığı yüzünden manşetlerdeyiz. Basın yakamızda, konuyu halletmiş değiliz. Aynı durumun tekrarlanmayacağına dair bir garantimiz de yok. Şimdi bir de üstüne bu duyulsa, ne hale gelir Luna? Başka birini bulur. Ne yapacaksın yani? Gazeteye ilan mı vereceksin kızımın yerine yeni birini arıyorum diye? Duyulur bir şekilde. Ya bir iki gün içinde yer mi? Dönecekmiş Arya işte. Bence bu kız kalsın. Mara. Araştırdım ben. Annesi babası yok. Kimsesiz. Mağazadakiler hakkında güzel şeyler konuşuyor. Seviliyor yani. Ne demek ki dolandırıcı, hırsız falan değil. İşte ne anlar Deniz, aklın alıyor mu seni? Anlamasın. İmza yetkisi var sadece. Önüne ne koysak onu imzalayacak. Kuklamız olacak yani. Holding'in diğer şirketleri ne olacak? Ben uğraşamam bu mağazayla. Ben uğraşırım. Her gün gelirim buraya. Her şeyle ilgilenirim. Nasılsa hiçbir şeyden anlamıyor. Odasında oturur. Konuşamaz. Kızın için kurmadın mı sen burayı? Şimdi onun biraz nefes almaya ihtiyacı var. Sen de ona darbe vurma. Kızım o senin. Oo, Mine Hanım. Nasıl? Memnun musun yeni patronundan? Vallahi çok çalışıyor. Bütün gün yüzünü görmedik. Maral'ı bulamıyorum. He? Telefonuna da bakmıyor. Burada değil. Halis Bey onu bekliyor acil. Ha? Uzakta değil, merak etme. İyi gitmedi galiba. Anlatırım sonra. Ona anlat. Şurada Halis. Hadi. Siz başlamadan ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Söyle. Ben dolandırıcı değilim Halis Bey. Kızınız benden yardım istedi. Ben de inanamadım ama kabul ettim. Ben Luna'yı çok seviyorum. İstemezseniz yine dönerim pastaneye. Ama bana inanmıyorsanız istifam hazır. Depo olayını biliyor musun? Ürünler karışmış onu mu? Halli. Anlamadım. Sen bu mağazanın yöneticisi değil misin? İkinoğlu depo ağzına kadar dolu. Hepsinden sen sorumlusun. Hata kabul etmem. Tek bir şansın var. Halledemezsen kovulursun. Hala burada mısın? Canım. Başka bir şey konuşmuştuk. Niye iş verdin kıza? Haklıydın sen. Arya'yı düşünmem lazım.
Şüpheli ki kızım bu kızda bir şey görmüş. Ben de bir göreyim. Kimmiş bunlar? Akşam evde görüşürüz. Numara kapandı. Ne oluyor? Topla adamları. Hemen geliyorum. Gerçek olmak içindir. Kısa devre yapmış. Herkes yerine dönsün, tamam? Yakıyoruz dediğin gibi.